Orianna, tamamı mekanik parçalardan yapılmış bedeniyle tam bir teknoloji mucizesi olsa da, geçmişte etten kemikten bir kızdı. Piltover'da genç bir kızken ağır bir hastalığa yakalandı. Ölmeye yüz tutmuş organları karmaşık protezlerle değiştirildi. Ve bunun sonucunda türünün ilk örneği olan tümüyle mekanikleşmiş bir bireye dönüştü. En yakın dostu, kendisini koruması ve arkadaşlık etmesi için oluşturduğu mekanik bir top. Kimliğini ve dünya üzerindeki yerini daima düşünen Orianna, gerçek amacını keşfetmeye çalışıyor. Orianna, Piltover'ın zengin bir mahallesinde büyümüştü. Ünlü bir mucit olan babası Corin Rivek, onu dünyanın acımasız gerçeklerinden ve adaletsizliğinden korumuştu. İncelikli tasarımları öyle güzel detaylara sahipti ki, tıbbi ihtiyacı olmayanlar bile onun mekanik protezleriyle bedenlerini geliştirmeye can atıyordu. Müşterileri, Corin'in ürünlerinin esrarlı bir şekilde canlıymışçasına hareket ettiğine yemin ediyordu. Adeta dişlilerin ve çarkların arasına sihirli bir şeyler katıyordu. Bu zanaatı öğrenmek isteyen Orianna da babasının yanında çırak olarak durdurak bilmeden çalıştı. Babası çok zeki ancak içine kapanık bir adamdı. Ve müşterileriyle kızı aracılığıyla iletişim kuruyordu. Küçük kız meraklı ve arkadaş canlısı kişiliğiyle iş yerinin yüzü oluvermişti. Orianna mahallenin dışına nadiren çıksa da sık sık tiyatroya giderek kaçamaklar yapardı. Burada Piltover'ın ötesindeki diyarlara ait hikayelerin parmak ucunda danslarla anlatılışını izlerdi. Gözlerinin önünde destansı maceralar gerçekleşiyordu. 100 yıl önce kaybettiği bir büyünün peşinde çöllere düşmüş yaşlanmayan bir büyücü. Sihirle bezeli bir ormanda kaya kılığına girmiş bir kadın. Tepesine tırmanan herkese şifa veren, muazzam yüksek bir dağa tırmanan seyyah ve bu genç kızın hayal gücünde canlanan uzak diyarlar üzerine düzinelerce hikaye daha. Dansçıların hikayelerinde kendisini kaybeden Orianna, bir gün bu acayip ve uzak diyarları ziyaret etmenin hayalini kuruyordu. Tiyatronun locasından izlediği sahnedeki her hareketi dikkatle inceliyor, ardından babasının atölyesine koşup şahit olduğu göz alıcı gösteriyi yeniden sergileyen minyatür figürler tasarlıyordu. Dükkanlarında sıradan geçen günlerden birinde, Orianna, yaşlı bir kadının mekanik el protezini taktıktan sonra hasta kadın Zaun'da gerçekleşen korkunç bir kazadan bahsetmeye başladı. Piltover, Zaun'un üzerine kuruluydu. Zaun'da gerçekleşen bir patlamayla etraftaki sokaklara zehirli bir duman yayılmıştı. Tedavi edilmezse dumanın içindeki kimyasallar organ yetmezliğine, hatta yavaş ve kaçınılmaz bir ölüme neden olabilirdi. Kimyasallardan etkilenenler Zaun'un kalbinde tıbbi bir yerleşkede tutuluyordu. Orianna, ikisinin becerilerinin bu zehirli havaya maruz kalanlara faydası dokunabileceğini düşündüğünden babasını mağdurlara yardım etmek için Zaun'a inmeye teşvik etti. Corin, bu nitelikteki bir zehre maruz kalmanın çok riskli olduğunu biliyordu ve kızının böylesine tehlikeli bir yere gitmesine katiyen izin vermedi. Ancak Orianna'yı caydırmak kolay değildi. Şafak sönmeden hemen önce gizlice evden kaçtı. Yanına alabildiği kadar solunum aygıtı aldı. Yüzüne koruyucu bir maske geçirdi ve hexrolik iniş aracıyla Zaun'un derinliklerine doğru alçalmaya başladı. Patlamanın olduğu bölgedeki yıkım Orianna'yı şaşkına çevirdi. Sokaklar enkazla kaplanmıştı. Ve Zaunlular dibe çökmüş, ağır, zehirli bulutların içinde yüzlerinde basit yağlı bezlerle geziyordu. Hayatında böyle bir ıstıraba şahit olmamıştı. Orianna, gazdan etkilenenlerle ilgilenen bir grup gönüllüye katıldı. Artık her gece Zaun'a gider olmuştu. Solunum aygıtlarını tamir ediyor ve hastalarına zehirli gazları zarar görmeden solumalarına izin veren özel cihazlar takıyordu. Bütün solunum cihazlarını dağıttıktan sonra Orianna çok ağır ve ölürcesine nefes alan bir çocuğa rastladı. Hiç düşünmeden kendi filtreli maskesini çıkarıp çocuğa verdi ve kendi yüzünü bir mendille kapattı. Birkaç gün içinde Orianna da hastalanmıştı ve sonunda kendi evinin temiz havasını bile solumakta güçlük çekiyordu. Akciğerleri kötüleştikçe her nefesi eziyete dönüştü ve kendi ölümüyle yüzleşmek zorunda kaldı.
Kızının kötüye giden sağlık durumuyla harap olan Corin, bütün gücünü bugüne kadar geliştiği en iddialı projeye harcamaya başladı. Oriana'nın çürümeye başlamış akciğerlerini mekanik protezlerle değiştirecekti. Corin, en yüksek ücretleri ödemeye razı müşteriler için ayırdığı biyomekanik filtreleme materyallerini kullandı. Uykusuz gecelerle dolu birkaç haftanın sonunda geliştirdiği inanılmaz teferruatlı mekanik cihazı Oriana'nın göğsüne yerleştirdi. Oriana'nın kendisini tekrar tehlikeye atmasına engel olmak isteyen Corin, kızın ciğerlerinin çalışması için yalnızca kendisinde bulunan bir anahtarla kurulabilen bir sistem yerleştirdi. Yapay akciğerler mükemmel bir şekilde çalışıyordu. Ve kısa sürede Oriana atölyede çalışmaya geri döndü. Ne yazık ki Oriana'nın talihi yüzüne gülmüyordu. Sağlıklı geçen birkaç ayın ardından durumu kötüleşti. Hastalık vücudunun geri kalanına yayılmaya başlamıştı. Oriana babasıyla birlikte çeşitli organların yerine geçebilecek mekanik kopyalar yapmak için hummalı bir çalışmaya başladı. Organları bir bir çalışmaz hale gelip yenileniyordu. Bütün anatomisi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştikçe Oriana kendi kimliğinden kuşku duymaya başlamıştı. Zaman içinde vücudun her parçasının yerine vızıldayan dişli ve çarklar alıyordu. İnsan günlerinden anılarını unutmamıştı. Ama artık eski haline garip bir uzaklık hissediyordu. Babası da bu değişimi görebiliyordu. Oriana birkaç kez geceleri onun ağladığını duymuştu. Oriana'yı neşelendirmek için babası Piltover Tiyatrosu'na biletler alıp duruyordu. Ancak Oriana gösterilerin yarısında öğreneceğini çoktan öğrendiğini söyleyip çıkmak istiyordu. Çocuğunun kişiliği gün be gün yok oldukça Corin, Oriana'ya eski anılarını ve tavırlarını hatırlatmaya çalışıyordu. Eski davranışlarından uzaklaştığında uyarıyordu. Oriana söylenenleri yapıyordu ancak babasının bu müdahaleleri zoruna gitmeye başlamıştı. Sadece kendisi olmak istiyordu. Bir yıl içerisinde Oriana'nın kalbi dışında tüm bedeni mekanik hale gelmiş ancak kalbi mucizevi bir şekilde her yere yayılan zehirden etkilenmemişti. Oriana'nın sağlığının kötüye gittiği dönemde Corin bütün zamanını kızına ayırdığı için varlıklı müşterilerini ihmal etmiş ve bunun sonucunda çoğunu kaybetmişti. İşini ayak tutacak parası da olmadığından Oriana ve Corin satabildikleri bütün eşyaları satıp Zaun'a yerleşmek zorunda kaldı. Kanyon duvarının ortalarında bulunan bir kimyevi teknolojiler laboratuvarının hemen üstüne atölye açtılar. Kısa zamanda kötü şöhretli Zaun grisini filtrelemek için kullanılan solunum cihazlarının tadilat işlerine başladılar. Oriana mekanik düzenek zanaatında eskisinden daha önerliydi. Elleri büyük dikkat gerektiren işler yaparken yorulmuyordu. Ve insan olmayan beyninin dinlenmeye ihtiyacı yoktu. Ölçümleri için hiçbir araç kullanmıyordu. Herhangi dişliğe bir bakışıyla anında boyutlarını anlayabiliyor ve çözümü saatler alacak karmaşık formülleri saniyeler içinde çözebiliyordu. Oriana kendi bedeninin bakımını da öğrenmişti. Eklemlerini yağlıyor, eskimiş parçaları yeniliyor, takılmış mekanizmaları gerektiği yerde tamir ediyordu. Ancak çarkları yavaşladığında tekrar kurulması için babasına ihtiyacı vardı. Vücudunda tıkır tıkır dönüp duran dişlilerle mekanik kız zamanın bir türlü ilerlemediğini düşünüp sinirleniyordu. En azından onun için ilerlemiyordu. Aylar geçtikçe babasının alnında yeni kırışıklıklar ortaya çıkıyor ve şakaklarının etrafındaki saçlar beyazlıyordu. Ancak Oriana bedenindeki çarklar bitmek bilmez dönüşlerini sürdürürken kendisinde bir değişiklik hissetmiyordu. Mekanik kız hayatın bu durağan ve sabit akışını sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor ve hiç yapamayacağı şeylerin acısını çekiyordu. Zaunluların çoğu kimyasallarla dolu havayı solumaya alıştığından Corin'in atölyesini ziyaret edenlerin sayısı azaldı ve işler yavaşladı. Bu sıkıntılara ek olarak Zaun'a taşındıklarından beri Corin'in göğüs sıkışması şikayeti başlamıştı ve sık sık dinlenmek zorunda kalıyordu. Bir gün Oriana dükkanlarının önünden sık sık geçen genç kuyu serserisini gördü ve bir öğleden sonrasını ona özel mekanik bir figür tasarlamaya harcadı. Anahtarını çevirip kurunca minik mekanik adam kafasındaki şapkayı kaldırıp önüne eğiliyordu. Hediyeyi gören çocuk sevinçten havalara uçtu. Zaun'un biraz daha fazla neşeye ihtiyacı olduğunu düşünen Oriana bir dizi karmaşık figür tasarladı. Neredeyse her nesnenin bir fonksiyonu olan şehirde kızın harika tasarımları birçok zaunlunun yüzünü güldürdü. Figürler bir anda yok satmaya başladı ve Corin'in atölyesi meşhur oldu. Yine pahalı materyaller satın alacak güçleri vardı. Hatta nadir bulunan bir Hextech kristalini bile.
Bu şöhretle daha fazla müşteri geliyordu. Ancak herkes hoş karşılanmıyordu. Petrov Grime adında azılı bir kimya baronunun altında çalışan bir grup haydut dükkana uğrayıp Corin'e para karşılığında şehrin hırsızından, hergelesinden ve genel kargaşasından koruma teklif etti. Corin, suçluları yatıştırmaktansa onlara karşı durması gerektiğini düşündüğünden bu teklifi reddetti. Ancak o gece dükkanı yağmalanmış ve bütün paraları çalınmıştı. Ardından Orianna onları koruyacak bir araç tasarlamak için bir ayını harcadı. Bu araç pirinç alaşımından yapılmış, hedefine inanılmaz acı veren ve enerji yapan bir toptu. Corin, topun Orianna'ya işlerinde yardım ettiğini fark etti. Ve adeta aralarında görünmeyen özel bir bağ oluşmuştu. Corin'in sağlığı kötüleştikçe Orianna ağrılarını dindirmek için çok pahalı ilaçlar satın almak zorunda kalıyordu. Elinden geldiğince babasına baktı ama zaunlu bir hekim kimyasallarla dolu havanın Corin'in damarlarına karıştığını ve kalbini zehirlediğini doğruladı. Biyomekanik teknolojisinde çok yol almış olmalarına rağmen ne Corin ne de Orianna bir insan kalbinin inceliklerini taklit edebilecek bir mekanizma geliştirmişti. Kendi canlı ve sağlıklı kalbi hastalığı boyunca direncini korumuştu. Öte yandan kalbi geçmişle arasında kopmayan bir bağlantıydı. Onu zamanda donduruyordu. Orianna babasının eski kızını sevdiğini biliyordu. Ama artık o kız gibi hissetmiyordu. Belki de kalbini babasına verirse kızının anısını ayakta tutardı. Çünkü Orianna bu anıyı daha fazla ayakta tutamayacaktı. Kendisine Hextech'in gücüyle çalışan mekanik bir kalp yaparsa ciğerlerini kurmak için bir anahtara ihtiyacı olmayacaktı. Belki o durumda zaman akmaya başlardı. Orianna babasının içeceğine uyku ilacı kattı. Ve kısa bir zaman önce edindikleri Hextech kristalini kullanarak kendisine mekanik bir kalp tasarladı. Suni organ durmadan yenilenen kristalin enerjisiyle uğuldamaya başladı. Mekanik kızın ve babasının bugüne kadar geliştirdiklerinin çok ötesinde bir teknolojiydi. Topunun da yardımıyla sırtındaki anahtarı söktü ve ürettiği cihazı içine yerleştirdi. Artık enerjisini Hextech'ten alan kalp atışları sayesinde kimseye muhtaç olmayacaktı. Ardından Corin'in göğüs kafesini kesip açtı. Ve ölmekte olan kalbini çıkarıp babasının hatırladığı ve sevdiği kızının son parçasını yerleştirdi. Orianna gece boyunca babasının düzenli kalp atışlarını dinledi ve şafağın sökmesiyle birlikte evini terk etti. Babasını hala seviyordu ama dünyayı görmek de istiyordu. Bambaşka bir şeye dönüşmüştü. Sonunda tamamen mekanik bir kızdı ve özgürdü. Corin uyandığında atölyesinin her köşesinde yüzlerce minyatür figürler olduğunu gördü. İpler üzerine dengede durabilen, halk şarkıları söyleyebilen, hatta minik gümüş toplarla oynayan mekanik insanlar. Böyle zengin bir envanter ile Piltover'a dönmesi işten değildi. O sabah buldukları arasında asla satmayacağını ant içtiği bir figür vardı. Sırtında kurma anahtarı olmayan ve durdurak bilmeden parmaklarının ucunda dans eden bir kız.